Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi yönünde emir vermesi, gözleri bu ülkenin elindeki nükleer silahlara ve hipersonik füzelere çevirdi. Füzelerin gücüne ilişkin karşılaştırma yapan uzmanlar, Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılmış atom bombalarının yıkıcı gücünden 50 kat daha büyük olduğuna dikkat çekiyor. Savunmadaki Türkler programı, savaşın gölgesinde Rusların elindeki en güçlü silahları derledi. Rus ordusu 24 Şubat'ta Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik savaş başlattı. Rus güçleri kuzey, güney ve doğudan olmak üzere 3 taraftan Ukrayna'ya giriş yaptı. Rusya'nın işgal hamlesi sonrası NATO'dan gelen peş peşe açıklamalar dünyayı korkutan talimatın da önünü açtı. Putin, Rus ordusuna nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçilmesi yönünde emir verdi. Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini de yeniden gündeme getirdi. Tarihe bakıldığında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1949'da ilk kez nükleer silah denemesini yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu. Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980'li yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin nükleer silah sayısı ise 40 bini aştı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ve Washington'la Moskova arasında imzalanan stratejik silahların azaltılması anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda yer alıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yayımladığı verilere göre Rusya 6255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor. Rusya'nın hali hazırda 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor. Öte yandan Rusya'nın nükleer silahları kadar süpersonik füze sistemleri de oldukça etkin. Ruslar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalar arası uçuş yapabilen süpersonik füzeler de geliştiriyor. Rusya, P-800, Onyx gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalar arası seyir füzesi 9M-730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor. Rusya, denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesi ile Mach 4.5 ile Mach 6 arasında hipersonik hızlara ulaşmayı da hedefliyor. Rusya'nın Hindistan'la ortak geliştirdiği Brahmos 1 adlı süpersonik füzesi ise alanının en ilerinden biri olarak görünüyor. Ses hızının 3 katına çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan Brahmos 1, Rusya'nın Onyx füzesinin bir uyarlaması olarak ifade ediliyor. 300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen Brahmos 1, havadan, deniz altından ve gemiden fırlatılabiliyor. Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal. Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin testlerini 2018'de yapmıştı. Öte yandan 11 bin kilometre menzilli RS-24 Yars füzesi ise katı yakıtla işleyen iki kademeli kıtalar arası balistik füze olarak öne çıkıyor. Bu füzenin yıkıcı gücü ise 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılmış Amerikan atom bombalarının yıkıcı gücünden 50 misli daha büyük olarak ifade ediliyor. Rus ordusunda yer alan ve T-72 tank şasisi üzerine kurulu çok namlulu roket atar sistemi TOS-1A'da dikkat çekiyor. Bu sistem, hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, yapı ve binaların yıkılması ve yıkımı için tasarlandı. Sistem, güdümsüz, termobarik ve yanıcı roketlerle yoğun saldırı sırasında hedef alanda meydana gelen şarapnel ve şok dalgası sayesinde açık alanda ve tahkimat içinde bulunan düşman askerlerinin yok edilmesinde etkili oluyor. Buk M1 adlı yarı aktif radar güdümlü orta menzil hava savunma sisteminin üretimine ise 1979'da başlandı. Mobil bir sistem olan Buk M1 bataryası, komuta aracı, hedef tespit radarı, her biri 4 adet atışa hazır yarı aktif radar güdümlü, 9M38 M1 füzesi taşıyan 6 adet atış birimi ve 8 füze kapasiteli 6 adet lojistik aracından oluşuyor. Menzili 45 kilometre olan sistem 25 bin metre irtifada etkili olabiliyor. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Sukhoi T-50 ise her türden gemiyi ve kara aracını yok etmek için geliştirildi.
Uçağın silah donanımına X-35 UE sınıflı yeni bir taktik füze dahil edildi. Söz konusu füze, çıkarma botundan uçak gemisine kadar her türlü deniz hedefini, ayrıca lojistik depoları ve askeri araçlar gibi kara hedeflerini imha edebiliyor. Rus ordusunun elindeki 3. nesil T-90 tankı, günümüzde dünya ordularındaki tanklar içinde en modern tanklar arasında yer alıyor. T-90 tankı yapılan bazı karşılaştırmalarda dünyanın en önemli tankları olan Abraham, Leopard 2 tanklarıyla neredeyse aynı seviyede. S-400 Triumph ise S-300'den sonra geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir hava savunma sistemi. 400 kilometre menzile sahip füzenin hedefleri erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzeler olarak ifade ediliyor. S-400 Triumph'un yanı sıra pansir füze savunma sistemi ise 20 kilometre mesafeden 10 kilometre yükseklikteki hedefi vurabiliyor. Güdümlü füzeler küçük, hızlı ve düşük seviyede ilerlediklerinden radarda görülmeleri de oldukça zor oluyor. Tank katili diye adlandırılan 2 S-35 Koalitsiya S ise 152 mm'lik kundağı motorlu topu 70 km'lik menziliyle düşmanların tanklarını, taktik nükleer silah sistemlerini, topçuyla havan topu bataryalarını, uçak savarla füze savunma sistemleri ve komuta kontrol tesislerini yok etmek için tasarlandı. Son olarak Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'ne ait ABD'nin füze kalkanını delecek yetenekteki hipersonik füze sistemi İskender-M'de oldukça dikkat çekiyor. Füzenin bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radar savar görevleri için bir elektromanyetik darbede dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunuyor.